Burası gerçekten şahaneymiş. Servisimden memnun kalırsın demiştim sana. Ne oldu? Ben küçükken en çok böyle kumsalda kumdan kale yapmayı severdim. Yapalım. Ciddi misin? Evet. Bu hafıza kaybının en güzel tarafı ne biliyor musun? Bu hafıza kaybının hiç iyi tarafı yok ki. Var var. Neymiş o? Seni yeniden tanımak. Ben dün kitap okudum, bitirdim. Sonra biraz düşündüm tabii ki. Sana niye aşık olduğumu anlamaya başladım sanırım. Bayağı kendine az. Tanıdığım hiç kimseye benzemedi. Bir titreme geldi, üşüdüm ben. Üşümekten değildir ya. Gidelim artık canım. Çalışmıyor. He? Çalışmıyor, çalışmıyor. Nasıl, benzinim bitti? Yok, mekanik arıza bu. Ay, bakmadan nasıl anladın onu? Benzini var çünkü. Tamir et o zaman. Ne durumdayız? Olmuyor, olmuyor. Nasıl olmuyor? Bayağı olmuyor işte. Ne yapacağız o zaman? Mecbur bu gece burada kalacağız. Olmaz. Başka çaremiz yok. Nasıl başka çaren yok ya? Sen Ayça'ya demedin mi Afrika'da ben incilere kadar daldım diye? Tamam, o zaman yardım çağır. Ya şimdi ben gidip gelene kadar güneş batar. Sen de burada yalnız kalırsın, korkarsın. Issız bir adaya düşsem yanıma almak istemediğim tek şeyle burada yalnız kalmaktan iyidir. İyi peki. Üşürsün diye. Allah Allah. Hiç tahmin etmedin ki bunu. Bakmadın mı? Şunun altına bakın azıcık. Motorda mı ağrı da var bakalım. Aa, ya bu ne Allah aşkına? Zor attım kendimi dışarıya. Gene tutturdu. Temizlik, temizlik, temizlik. Ah, her yeri. Ha, ne oldu, ne oldu? Ne bu telaş? Dedikodu var değil mi? Hemen böyle şeye, mevkubeye yetiştireyim. Önce bana, önce bana anlat. Tamam, Allah Allah. Nihat ya. Aşk olsun yani. Ay o senin karın halılarla perdeleri aynı anda yıkıyormuş. Gelim kadıncağıza yardım edeyim dedim ya. Şu gördüğüm muameleye bak. Ayıp, ayıp. Ya, Allah, Melahat abla. Melahat abla. Bekle, bekle. Ne bir haberim var sana. Ne haberim var? Aa, mektup gelmiş bana. Bu senin. Hı. Ne bu? Tebligat. Tebligat mı? Tebligat mı? Aa. Bir yere borcum mu var benim? Ayol, davalık mı oldum ben? Ben ne bileyim. İnşallah değildir abla. Sen şuraya bir imza atsan. Yok, ben imzalamayayım ya. İmzala. Bak, belli ki senden önce 3 kişiye daha vermiş. Onlar imzalamış. Kaç kişi imzalamış ki? Ay ya işte. Hadi iyi günler. Allah Allah. Vay başıma gelenler. Ay mevki be. Ya dur dur, hemen telaş etme, dur. Dur, ben geldim, dur. Gerçekten inanamıyorum. Resmen beni adada mahsur bıraktı, şaka gibi. İnanamıyorum ya. Neymiş efendim, bana onun aşkını hatırlamışmış. Allah Allah, romanı zaten okuma yazma bilen bir maymun okusa o da anlayacak zaten. Anlayacak ama hissedemez. Ay çıkmaz herhalde buradan ha. Ada burası ya. Hayır hayır, çıkmaz. Issız ada burası. Ay çıkmaz dedim, çıktı. Ne çıktı? Sen çıktın. Ne oldu? Yoruldum.
yoruldum be. Sen hem yani ben de yoruluyorum arada bir. Yani kim gidecek şimdi yüzecek ana karaya kadar? Bilemedim ya vallahi. Kalalım burada, kalıyoruz yani. Hayır, kalamayız. Ne demek? Yani Marmara Denizi'nin ortasına ıssız ada demek ne demek? Ben anlamıyorum. Ben yardım talebinde bulunmaya çıkacağım. Yani keşfe çıkıyorum ben saçma. Şu anda. Saçma. Ya durur musun? Hayır Can, lütfen. Ya saçmalama sen ya. Ya Can, istemiyorum. Saçmalama diyorum. Kendi başına şimdi. Ya ben olurum ya. Ya dur ya, ya. Dur dediysek dur şurada Can, bir otur iki saniye sana ya. Can, şu anda. Allah. Can lütfen. Can. Can. Git onun gönlünü al. Seni mi dinleyeceğim? Çok fazla konuşuyorsun. Can, ne yapıyorsun şu anda? Can. Can, korkuyorum ama. Deja oldum ya ben şu an. Nasıl yani? Sen böyle her başın sıkıştığında mağara adamına başvuruyordun zaten. Nasıl ya? Hatırlıyor musun yani? Yok öyle değil ya. Ben kitapta okudum. O yüzden deja oldum. Ama orada çok romantik anlatmışsın yani. Çok ayıp buradaki gibi böyle dağ adamı falan öyle kelimeler asla yok. Daha çok orada böyle kurtarıcı prens gibiyim ben. Bana hastanede çok ilaç içirdiler. Beynim uyuştu benim, kendimde değildim yani. Neyse. Ben bir şekilde bir yardım bulacağım, ne yapayım? Tamam, sen bilirsin. Kararlarına saygılıyım şu an ama... güneş batacak birazdan, aklında bulunsun. Ne zaman? Batınca anlarsın. Hızlı ikna oluyorsun. Ben küçük gelip kumdan kale yapmayı severdim Can. Ay, haciz falan gelmiş olmasın mevkıbe? Ya işte öğrenelim Meliyat, Allah Allah. Açayım değil mi? Açayım. Ay yok, ben açamayacağım. Açsana kızım, açsana şunu, Allah Allah. Yok yok, açamam vallahi, açamam, açamam ben bunu. Allah Allah, ne var canım, ben açarım. Açma, açma, söyle söyle, açmasın da, açmasın da. Açsın kızım. Ay. Ya açtım bile artık, geç kaldım. Ne dedi, ne dedi? Ne diyor? Deme. Melihat. Ya ben bunu nasıl söyleyeyim? Keşke bu senin başına geleceğine benim başıma gelsin. Ay mevkube gittim abi. Melihat sakin. Ay ay ben bittim bittim Allah'ım. Meryat ne olur sakin. Ay Cemil ya. Ay, bak. Ay. Ya Allah Allah. Bak. Sen gösterme. Gitme. Ay. Ama yani ay, yeter ay. Yani kalpten inecek kadın okusana. Söylemedim ben ya. Ha. Melihat. Oku. Ah, Melihat sakin. Melihat. Melihat. Ay bitti. Gitti kadın hadi. Kız sana biraz kalmış. Allah Allah, doğru ya kız. Bana biraz. Naciye Soylu kim kız? Naciye Soylu. Ay Naciye Hanım. Ay canım benim. Kız Prenses Naciye. Prenses mi? He. Aa. Man, prenses dediğine bakma, Afganlar da elini çarpsan prensese vuruyor da. Ay yazık ya, çok iyi kadındı. Ne zaman İstanbul'a gelse hep annemle babama uğrardı. Vallahi muhabbetleri çok iyiydi. Allah rahmet eylesin, bak ölmüş. Allah rahmet eylesin de zengin miydi kız? Vallahi bayağı varlıklıydı da. Çoluğu var, çocuğu var, torunu var. Ay, bana niye bıraksın? Beni niye mirasçısı yapsın ki? Ay, kardeşim arıyor. Alo Namık. Ha canım, aldım. Sana. Bana, ablama. Bütün miras. Ay deme. Ay tamam, sen hemen avukata git. Sonra bana haber ver. Git lan. Kadın git. Meleğat. Vallahi kadın git. Meleğat, Allah'ını seversen bir ses. Meleğat. Kız bunun üst taraf kına gecesi yapıyor, alt taraf matem tutuyor ya. Şaşırdı bu, ne yapacağını da bilemedi. Kız sen zengin mi oldun? Zengin oldum Allah. Zengin oldum. Allah. Delirdi bu, yeminle delirdi. Vallahi delirdi.
Buenos tardes, señora. Size de efendim. Bekletmedim değil mi? Ya estağfurullah. Taksi. Senin araban nerede? Ah sorma prenses. Küçük bir kaza oldu da. Sana bir şey olmadı değil mi? Yok iyiyim iyiyim. Yavru bir kedi fırladı. Ah canım. Ya ya o yavrucağı bir şey olacaktı ya arabaya. Ben de kırdım direksiyonu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yanlış zamanda doğmuş bir şövalyesin. Ben yanlış zamanda doğmuş olabilirim ama sen tüm zamanların kraliçesisin. Sen ne taksi adamsın ya. Gel hayatım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Asıl sen iyi misin çocuğum? Önce sen bağırdın, korktum. Ay iyiyim. Bu ne hal? Ne oluyor burada böyle? Tamam, ikiniz de iyisiniz. Şimdi birazcık sakinleşelim, ha? Ay sakinleşelim çocuğum, sakinleşelim. Ben bittim, bittim. Hani bütün bunların hepsini sen mi yıkadın? Niye? Evet, ben yıkadım. Neden? İki tane çocuğumuz var, iki tane kızımız var diyorlar. Sorduğumuz zaman ama ne işe yarıyorlar, hiçbir işe yaramıyorlar. Ay aşk olsun anne, bunu konuşmuştuk seninle ama. Hani Melahat abla sana yardım edecekti. Melahat nerede yardım edecek? Gelmesiyle gitmesi bir oldu. Aa niye? Ne oldu biliyor musun? Melihat'a acayip kocaman bir miras kaldı. Vallahi. Vallahi. Şeymiş, Afgan prensesiymiş. Naciye Soylu. Evet, Sanem Hanım. İş bölüm yapacağız. Ben ateş yakacağım, barınak yapacağım falan filan. Sen de bu aile, elimde görmüş olduğun, balık tutacaksın. Tutabilirsen. Yapabilir misin? Ne düşünüyorsun? Anlatırsan yaparım. Anlatayım. Balık gördüğün yerde fırlatıyorsun. Tamam. Göstereyim mi? Aa, hayır, gerek yok. Ben hallederim. Ay, ayağın takıldı. Ağıma düşürdüm seni. Sen balık gibi bir şey oldun. Üstümü çıkarayım. Kıyafetim uygun değil. Bakayım dur. Hah. Ay oh. Melahat'cığım çok güzel oldu, ellerine sağlık. Vallahi çok yakıştı ona göre ha. Ay evet. Borcun ne kadar? Ay borcun yok. Ay olur mu canım? Kız olur olmaz mı bak. Bana bak. Sen şimdi gidiyorsun, bütün mahalleye diyorsun ki saç, manikür, makyaj hepsi bedava. Patron çıldırdı. Neden? Ay şimdi öpmeyi öpmeyi bırak hadi koş. Tamam ben haber veririm komşular. Hadi. Komşular. Merhaba canım. Of. Ay ben bu kadar parayı ne yapacağım ya? Ay ne olacak kız? Yapacak bir şey bulurum. Ay çok zengin oldum. Ay zenginlik çok zor işmiş ya. Ay bunu sattım. Oh. Aferin sana be. Bravo. Güvenim tamdı zaten sana. Fia. Ben nerede yatacağım? Burada işte. Hayır, ben ayrı yatak isterim. Ha oldu. Oldu. Oda servisi falan da ister misin böyle sabah? Kontinental kahvaltı. Ortaya. Böyle ha? İster misin ondan da? Kusura bakma, kalbinde beni hissetmeyen bir adamla dip dibe uyuyamam ben. Hay dilim tutulaydı da. Etmeyeydim şu lafları ya. Bakacağım tamam. Bir yoruldum. Vallahi yoruldum. Bir bakayım, bir sakinleşeyim.
Bak hadi şunu bir tutsan ucundan. Serelim. Nasıl olmuş? Tek kişilik olmuş. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ne diyor? Bir şey demiyor. Hala ulaşılamıyor. Ya anneciğim sen neden anlamak istemiyorsun? Can'la birlikte mekan bakmaya gittiler. Evet. Ha, al. Yedi kat yerin dibinde mi canım mekan? Nerede bu mekan? Al işte bak. Anne vallahi sana malum oldu ya. Yani metroda yetkililerle görüşmeye gittiler onlar. O yüzden telefonları çekmiyorlardı normal. Al. Ay yarın da ne kadar çok iş var değil mi Emre? Evet. Hadi gel. Ay biz yatalım. Ancak kalkarız. Hadi bakalım. Meyveyi ver meyveyi. Heh, iyi geceler kızım. İyi geceler oğlum. İyi geceler. Hadi, hadi Allah rahatlık Allah versin. Allah rahatlık versin çocuğum. Hadi şundan bir daha al. Al yavrum al. Al oğlum al. İyidir. Oh. Hayır metro ile kremin ne alakası var? Şimdi de reklamcı mı oldun mevkime? Allah Allah. Vardır işte bir ilgisi. Al hadi Armut yaptı. Başım çok ağrıyor mevkime. Yok kapalı. Yok abime de ulaşamıyoruz. Neyse bir bak biz kötü düşünmeyelim. Yani çok mutlular ve o yüzden telefonları kapalı diyelim. Yani ya da çok büyük bir kavga ettiler ve telefonlarını birbirlerine fırlattılar. Şu an iki telefon da pert böyle de olabilir. Sevgilim iyi düşünelim iyi olsun ya. Zaten bak yeterince kaos var hayatımızda. Bir de bunlarla uğraşmayalım. Şu hale bak annem bütün evi kaldırmış. Hiçbir odada halı yok hepsini yıkamış. Ay. Bayağı iyi. Çok iyi. Bu adada çok iyi balık çıkıyor. Evet. Ayağımıza batacaktı gibi. He? Buraya diyorum attım da. Ha. Ayağımıza batmasın. Ha. Kılçık. Batar tabii. Evet. En önce duymadım. Tabii dedin ağzıma battı. He. Suyu uzatır mısın? Uzatayım da. Yani... Ama söyleyeyim yani bunu temkinli iç, dikkatli iç. İmkanlarımız kısıtlı bitebilir yani. Nasıl ya? Aa bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Ne var orada? Ay bu adada hep bir gizem var. Çok gizem var burada. Ay bir de koşuyorsun falan ya. Yok artık. Balıkla çok iyi gitmez mi şu an? Gerçekten mi ya? Evet. Yani doğru düzgün su yok ama fermente üzüm suyu var. Şöyle ben onu gitmeden sahilde içeriz diye yanıma almıştım. Hoş. Koyuyorum. Hayır olmaz. İstemiyorum. Ha? İstemiyorum. İçmeyeceğim. Ya 40 yılın başında şöyle adada mahsur kalmışız. Kaç kere geleceğim de bir adada mahsur kalacağım böyle her şeyden herkesin uzakta böyle gökyüzünün tadını çıkaracağım. Bu ortamın, ambiyansın. İçmiyorum diyorsun. Peki tamam. Anlayışla karşılıyorum. Ben yine de bunu gözünün önüne gömeyim senin. Beni bozuyor. Gözünün önünde dursun da o. Çok dokunuyor bana. Bardağımı alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim. Bana çok inanılmaz dokunuyor. Ben... Sonuçta bile bile niye böyle bir şey yapayım? Yarasın. Ha, su az deyince ben de korktum biraz. Bakayım mı? Şey, yaktı mı? Ilık ılık geçti gibi de oldu. Alıyorum senden biraz. Yok iyi gözü kaldı zaten. Bir tek. Şu yanak kısmını alıyorum.
çok teşekkür ederim bu gece için. Ay, asıl ben teşekkür ederim. Nasıl güldük ama, neydi o hikayeler? Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ ol. Bizim yemekten kalanları paket mi yaptırdın, niye ki? Hayatım, benim otelin arka sokaklarında başıboş hayvanlar var. Onlara kıyamıyorum. Selim, sen ne tatlı bir adamsın ama. Hay Allah. Ne oldu? Cüzdanımı bulamıyorum. Aa, düşürdün falan mı acaba? Ha? Ah, arabada düştü daha ne dersen. Araba nerede? Serviste hayatım dedim ya. Ha. Prensesim, o kadar mahcubum ki anlatamam sana. Çok mahcubum. Alo. Rüçhan Bey, iyi akşamlar. Ben arabamı servise bırakmıştım. Şu an cüzdanımı bulamıyorum. Sanırım arabada düştü. Bekliyorum. Ah! Buldunuz mu? Süper. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica etsem onu benim otele yollatabilir misiniz? İyi akşamlar efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, sağ olun, iyi akşamlar. O kadar mahcubum ki sana, inanamaz. Neyse canım, en azından bulundu değil mi? Ha, bu kadar yapıcı, bu kadar pozitif olmayı nasıl başarıyorsun? Aklım almıyor. Sanırım... sen bir meleksin. Selim, çok tatlısın. Kalkalım artık Meli. Hadi kalkalım. Tamam. Teşekkür ederim. Geldim tatlım. Kitabın en çok neresini beğendin? Düşünmem lazım. Hayır, hayır, düşünme. İlk aklına gelen yeri söyle. Opera binasında albatros olduğumu anladığın zaman organlarım yer değiştiriyordu demişsin. Hatırlayamadım tabii ki ama bu kadar güzel tasvir etmişsin ki tamamı gözümde canlandı. Benim de canlandı. Ama ben okuduğum için değil. Gerçekten hissettiğim için. Yani kalbimin göğüs kafesinden fırladığını böyle hissettiğim için. Uyuyalım artık. Yani ben uyurken yıldızları izlemek istiyorum. Senin de söylediğin gibi bir daha böyle bir ortamı nerede bulacağız, değil mi? Şey nerede? Bu nasıl bir şey ya? Bu başka bir şey. Son. Son. İşte bozmazsa ben daha çok şey yapacağım ama beni çok bozuyor. Son bu, son bardak. Tam 23 saat 59 dakikadır yoklar. Ulaşamıyorum, asla ulaşamıyorum. İkisine de ulaşamıyorum, çıldıracağım artık. Artık vaktidir. Gidelim polise haber verelim. Çünkü 24 saattir kayıplar, aha da şimdi. Artık stresten gerçekten beynim patlayacak. Ajans değil, böyle panik odası oldu. Cengiz, panik yapma. Çay yap, sakinleş, panik yapma. Çok bağırıyorsunuz. Sabah kadar çalıştım zaten, kendimde değilim. Gece kahve. Siz de bağırıyorsunuz. Bağırıp strese sokuyorsunuz şu anda. Ben çay mı içiyorum ayrıca? Kahve içiyorum ben. Bunları öğrenin artık. Bunları öğren. Şuna bak. Ben kime bağırayım? Ben kime bağırayım? Ben kime bağırayım? Ha? Kime?
Ben niye buradayım ya? Hatırlamıyor musun? Neyi hatırlamıyor muyum ben? Neyi unutmuş olabilirim ki? Yani uyuyalım dedim, uyuduk. Son onu demedin. Ne dedim? Ben böyle ortamı bir daha nerede bulacağım dedim. Sonra? Sonra anladığım kadarıyla ateş başında ben uyurken dans etmeye başlamışsın. Bunda bir şey yok ki. Başka ne yaptın? Sonra gelip beni uyandırdın. Niye seni uyandırdın? Ateş etrafında benimle birlikte dans etmişsin. Gel! Yavuz! Burada! Yavuz var! Kalkar mısın lütfen beni kurtar. Hadi artık uyan lütfen. Dans edelim hadi ya. Kalkar mısın? Ya getirin adaya beni, uyuyorsun burada. Elini versene hadi, kaldıracağım seni. Yürü. Hadi birazcık dans edelim. Baksana adaya ne kadar güzel. Hadi biraz dans edelim ne olur. Bu kadar mı yani? Bu kadar. Ne olsun istersin. Dans ettik sonra uyuyakaldın göğsümde. O iyi bari. Böyle abuk subuk şeyler söylemedim sen değil mi? Öyle saçma sapan doğaçlamadın bir şey. Güzel. Çok güzel. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım o zaman. Denize atla kompleli. Açılırsın. Bakalım bir ayağımı sokayım. Bence hiç abuk subuk değil o defter. O kazada öleceksin diye çok korktum ben. Sen gittikten sonra ben hastanede yattım ama senin geri geleceğini biliyordum ve hissediyordum. O yüzden çok çabuk toparlanıyordum. Ya gerçekten gitseydin, hani sessiz bir gemi olsaydın eğer... Bazı şeyleri hatırlamamam, tekrar sevgili olup olmamamız umurumda bile değil. Sen o kazada ölmedin ya Canlı. Ben başka hiçbir şey istemem zaten. Ay ne olur sabah bana bunları hatırlatma. Bu söylediklerimi bana hatırlat. O kadar mahcubum, o kadar mahcubum ki. Yani yer yarılsa dibine girsem yerilir şu anda. Selim yapma böyle lütfen. Her seferinde beni üzme bu kadar. Zaten üzgünüm. Her sefer değil mi? Geçen defadan da bir miktar borcum var sana. Biliyorum, biliyorum. Ama şu yatırım yaptığımız şefin lokantası bir hizmete girsin. Bütün borçlarımı geri ödeyeceğim sana defaten. Selim. Umurumda bile değil.
Anladım. Anladım. Sen bana Aziz'i getir. Ben senin bütün borçlarını sileyim. Vallahi mı? Ben sileyim. Bak denemem ister misin? Amsterdam'ın en tehlikeli adamı benim poker arkadaşım. Sen emret, paket sabah burada. Öyle zorla istemem Selim. Kendi isteğiyle gelsin. Aşkından dönsün. Özlediği için gelsin, anladın mı? Ne olur ya, ne olur dönsün. Gel buraya, gel, gel, gel. Çok üzüyorsun kendini, çok. Harap ediyorsun kendini. Ya, tamam, tamam. Selim. Efendim tatlım. Bu gece benimle burada kalır mısın? Ah, o kadar çok isterdim ki. Ama yatırım yaptığım şefinin toplantısına şu anda bile geç kalmış durumda. Ay çok özür dilerim. Tamam, iyiyim. Gerçekten iyiyim. Ama senden önemli değil tabii. Hayır, hayır, lütfen Selim, gerçekten. Zaten yeteri kadar sıkışıksın. Bir de şimdi benim yüzümden öyle işinden gücünden kalmanı istemiyorum. Hadi tamam ya. Ay benim zaten tarlada çok işim var. Yani... Of, hadi ben şey çalışayım, sen de git, tamam mı? Şey ister misin, taksi çağırayım mı sana? Yok tatlım, hiç gerek yok. Ben yoldan bir taksi çeviririm, zaten geç kaldım, tamam. Biliyorsun. E o zaman kendine çok iyi bak. Sen de. Adios. Adios. Evet. Ve yine yalnızım. Çalışıyor, gel gel. Gel. Aa. Vallahi çalışıyor ya. Allah'ın işi. Nasıl ya? Ay ne kadar mucizevi bir jet ski bu. Dün çalışmayan jet ski şu an çalışıyor. Evet. Ben dün gece bir hayli düşündüm. Sorun nerede olabilir falan diye kafa yordum bununla ilgili. Çalışıyor yani. Rüyanda düşündün herhalde. Jet ski'den dişe çıktığını da anlamıştım ben zaten. Neyi? Numara yaptığını. Yani jet ski'nin içinden çıkmayan kalmadı. Ya jet ski biliyordu burada mahsur kalacağımızı ya da sen. Fena mı oldu işte? Ne güzel kafa dağıttın. İyi neyse. Fazla dağılmayalım bence. Hadi bakalım ana karaya sürün Can Divit. Öne atla. Öyle mi? Bu heyecanı sen de yaşa isterim ben ya. Aa! Atla. Ben buna benzer bir şeyi karda kaybolduğumuzda kullandım. Hakimim. Dur bir dakika, ben çok korkuyorum Can. Dur, korkacağın bir şey yok, zaten arkanda ben varım. Korkacak bir şey değil, öyle bir şey değil. Keyifli bir şey, keyif olmaya bak şu anda. Ya sakın gazaba, yavaş yavaş gidelim işte böyle. Elini korkak alıştırmana hiç gerek yok. Hız yapabilirsin, sıkıntı yok. Buyurun götüreyim. Yok kardeşim, devam et, devam et, devam et. Götüreyim isterseniz. Kardeşim, buradan şehre ne kadar yazar biliyor musun sen? Tabii ki biliyorsun, taksicisin. Hadi kardeşim, devam et, devam et. Bugün de çattık ya. Ulan bu kadar yolda yürünmez ki. Ya şu kılıkta bir insanı nasıl anlarsınız ya? Şu bastonun bir hatırı var be. Tövbe yarabbim, tövbe tövbe. Gideceğim dedim ama gideceğim galiba. Ya duvarın burasındasındır zaten. Ya da öbür tarafında. Ah. Kurtuldum. Yine arıza mı yaptı bu arabada? Şehire mi? Atla bakayım.
Sağ ol, sağ ol. Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi devam et, tamam. Çok özledim Niyamur. Sana birazdan biraz para göndereceğim. Sonra biraz daha bulup yanına geleceğim. Bunlar bizi bir yıl idare eder. Merak etme sen. Şimdi kapatmam lazım. I love you. Olmaz, olmaz Melea, olmaz. Senin o küçücük bahçeye yüzme havuzu olmaz kızım. Ay olur. Kızım ufak bir şey yaptıracağım. Olimpiyat düzenleneceğiz ya. Kızım fışkiyeli olsa neyse de yüzme havuzu olmaz. Ay hayır efendim ben fışkiye mışkiye istemiyorum. Kızım ben ufak kadınım yüzmek istiyorum Allah Allah. Beraber yüzmeyeceğiz mi Melia? Ay tamam beraber de yüzeceğiz. Ben çıkarım sen girersin gerekirse. Tövbe estağfurullah. Melahat abla. Ha. Zengin oldum tabii yeni eşarplar falan. Aa. Yok kız ayol. Kaç yıllık eşarp bu? Ne oldu kız? Gel kız gel buraya gel. Gel. Sen çok mu sevdin bu eşarpı? Al hayatım. Çok teşekkür ederim Melahat abla. Sen ben kıymetlimi güle güle kullan yavrum benim. Çok sağ ol. Ah. Zenginlik böyle bir şey işte. Büyük sorumluluk sızıyor mevkide. Ay. Safiye. Hani bir gün kaynının düğününe gideceğim diye küpelerimi istemiştin ya. Al. Al artık senin. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Canım çok teşekkür ederim. Canım benim. Sağ olun. Çok yakışacak sana. Canım benim. Dayanamayacağım bir kıvı. Dayanamayacağım ben. Ajans adına kestireceğim ben. Aynen aynen. Doldu mu şarjlar? Doldu o kadar artık. Can Bey siz iki dakika bekleyin ben arabayı hazırlatayım. Eyvallah çok sağ ol. Ne oluyor be kardeşim? Ajans mı yandı? Ne oldu yani bombardımana tutuyorsunuz? Bin tane mesaj. Efendim Deren Hanım. Sonunda açtın yani telefonu Sanem. Sonunda açtın. Çok teşekkür ediyorum. Neredesiniz? Nereye gönderdiniz oradayız Deren Hanım. Tamam, Can yanında mı? Evet, sayenizde yanımda. Hoparlörü alıyorsun, hemen. Haber Deren? Hiç iyi değilim Can, hiç iyi değilim. Ortalık karıştı, kaosun ortasındayız. Kampanya sıkıntıya girdi, siz de yoksunuz. Hemen buraya geliyorsunuz, hemen hemen. Tamam Deren, tamam. Kafa geliyoruz hemen, tamam. Bir gün yokluk ya ortalıkta, acısını çıkaracak. Ay ne olmuş olabilir acaba? İnce göreceğiz işte. Tamam hadi. Solgun musun sen? Bir sarı soldun mu sen? Bembeyaz mısın sen? Neyin var senin? Yok anneciğim gayet iyiyim. Sen telefonun ayarlarına bir baktır istersen. Leyla! Ay yemekten sonra baklava yemeye gelin.
Aman çocuğum, 3 gün sonra da gelseniz olur. Biz bunu çünkü... Hiç acele etmeyin, 3 günde bitiremeyiz. 1 tepsi baklava getirdi kadın ya. Oh, Melahat abla, zengin oldun tabii. Götürün. Ay oldum valla. Çok zengin oldum Leyla. Aşırı aşırı valla. Kim o yahu? Komşumuz mahallede. Mahallenin kuaförü. Bir miras falan bir şey kalmış. Emre, Emre. Heh. Yavrum, bak sana da o çok sevdiğin de sattığın üstü açık araba vardı ya. Heh, onu alacağım, tamam mı? Abartma Melihat. Ya hiç zahmet etmeyin. Vallahi almış kadar oluruz. Teşekkürler, sağ olun. Hadi o zaman çocuğum, görüşürüz. Biz baklava yiyeceğiz daha, gördüğünüz gibi. Hadi. Hadi kendinize iyi bakın yavrum. Hadi. Tamam, tamam. Hadi öptüm. Hadi görüşürüz. Miras ha? Durup dururken. Ya. Emre neydi o, Prenses Naciye miydi? Ne soruyormuş ki Melat? Aile dostları sanırım değil mi hayatım? Evet evet, ben de öyle biliyorum. Kocasıyla dünyayı gezerler artık. Melat dul. Çocuğu falan da yok. Really? Bir prenses mahalle kuaförüne yüklü bir miktarda miras bırakır. Masal gibi. Değil mi? Evet. Değil mi? Peki bu prenses gerçek bir prenses mi yoksa lakabı mı? Romalı Perihan var ya. Gerçek, gerçek. Really? Afgan prensesi Naciye. Afganları bilir misiniz? Biraz. İspanyolları bildiğiniz gibi ha. Mr. Arturo Capello. Aşk olsun Emre yani. O konuda o kadar mahcubum, o kadar mahcubum ki size anlatamam. O zaman hiç anlatmaya çalışarak yorulmayın. Biz de kalkıyorduk zaten, evet. Değil mi Emre? Hadi çocuklar. Anneciğim, hiç rahatsız olmayın lütfen. Anne zaten Arturo Capello'nun burada olduğunu bilseydik zaten rahatsız etmezdik. Aşk olsun Emre yani. Hadi, hadi güle güle. Otur, otur Selim. Çayın tazeliği mi ha canım? Yok canım, teşekkür ederim tatlım. Zahmet etme. Otur, otur. Kahve yapayım ben sana. Hadi yap bir kahve içeyim o zaman. Sade. Sade. Ya da şekerli yapayım ağzımı sokarsın. Yok, sen parmağını sokarsın. Şekerledin zaten. Selim ya. Querida Monedos. La 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 la